أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، محترم أهل الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله كهم بوسن يرتكن رب مزجا شكران لرمز بوسن من نصيب كزلر وتب الحمد لله قشنا رسمي عندما أنا إلكلر جان يتبيلدك. Dinimiz boyunca bugün mübarek Cuma, berçemiz Allah'ın taatı, ibadeti için, zikri, dua için toplanıp, mene elhamdülillah, bir mübarek günü Allah tebarek ve teala'nın izni bilen mene utkermaktemiz. Vatende tinçlik elhamdülillah, hatır cemlik elhamdülillah. Lekin uzağlardaki mümin Müslümanlı yurtiden natinçlik, Allah'ım, mene şunda Cuma'nın berekatı, Cuma'nın feyziden, Mu'min Müslümanlar bilen koşulup sorayımız ki Allah'ım oşa mu'min Müslümanı yurtu geyem tinçliğini vergin. Zalimlerge Allah'ım özün kipaya koygun. İlahi Allah'ım bizdeki tinçliğini, hatır cemlikini berdevam etkin. Günü keçe mescidimizge Özbekistan Müslümanları idaresi Hazreti Mufti, Mavulleri Hazreti Hamidcan Qaridamlam, İşmet Bekov Hazretleri başlık, Özbekistan Müslümanları İdaresi Mescidler Bölümü Mütehessisleri, Vezirler Mahkemesi Din İşler Huzurudaki Vezirler Mahkemesi Huzurudaki Din İşler Boyunca Komite Mütehessisleri, şehrimizni dini vekilligimizden mütehessisler teşrif kılışıp maslahat buldu, meşveret buldu. Maslahat Allah'ın beytini tamını kaysırayında kılamız. Malumunuz kim kırılışızda İki hal halat havale etilgen oşandan bittesige avaz veriş gerek mi aman Müslümanlar? Çünkü bu nesane özümüz halkılanmayımız. Bu kopçilik bilen. Şunun için rehberiyet niyem fikrini aldık. Yani bir kança faydalık meslehetler, mülahazeler neştik. Karab tırsak yurtimizde ne fakat bizde. Başka caylar diyem şu tedbirler. Karakalpakistan diyem mescid kurgen, medrese kurgen. Etteyem ibadet, taat kigen, Buhara'dayem mescid kurgen, medrese kurgen, etteyem taat, ibadet kigen. Ya Allah'ım, bu bir yetken nimetlerinle tinçlikle sebebi ku, Allah'ım bunu berdevam kigen. Bundan yev içip faydalanıp, fakat o zinge şükür keltirişini nasip etkin. Saniyen Hazreti Peygamberimizge, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemge, durudu salavat ve salamlarımız bulsun. Muhterem azizler, bana bugün dinimizdeki ustuvar kaidelerden, ne fakat İslam dini, şu semavi dillerdeki en esasi kaideler, en ustuvar kaidelerden bittesi, özgenin hakkıdan hazar etiş hakkıda boladı. Cide urullik, cide kireylik, cideyem zarur, cideyem muhum bugün mevzu bu. Özün hemen ulema aitedi ki, dinimizi 90'ı, dinimizin 90'ı halal lukme degen. Kogan 10% bir 10% taat ibadet. Asası ise halal lukme degen. Braderler, mevzu bugün aynen şu doğrusu da böyledi. Şundak güzel, şundak muhim mevzularını bizge yüberiyetken ulemanı dünyalarını, ahiretlerini aziz etkin. Özgenin hakkıdan hazar etiş. Muhterem cemaat, dinimizde insan ve onun hukukları kadirlenedi. Dinin esasî mahiyeti insanın kadrini, şanını, ne fakat insanını, mahlukat diyem, mevcudat diyem, nebatat diyem, hayvanat hem, haşarat hem, hemmesini hakkını kadirleş. Mahiyetlerden dinli bittesi şu. Hayatımız devamında her birimiz Allah tebarek ve teala bizge rızkını vergen
nimetlerden faydalanamız. Rızk degeni istilohdagi ma'nosi bandasi yoki mahluqotining halqumidan o'tkazadigan narsani otini rizq deydi. Buni Allohdan o'zga hech kim yetkazalmaydi. Ani to'playotganlarimiz bor-u, cho'nchagimizdagi, hisob raqamimizdagi, hali rizq bo'ladimi yo o'zimiz birovga olib beramizmi uni? Hech kim bilmaydi. Rizq degani bandani halqumidan o'tayotgan narsani Alloh taboraka va taolodan o'zga hech kim yetkazalmas ekan. Hadisi qudusiylarda shundoq degan. Bandam, sen tirik ekansan, rizqingni yetkazish meni zimmamda degan. Hazreti Eshoni Sofonlar yor aytadilar. Agarchi sanda bo'lsa ahli farzand yaratmishdir alarni ham Xudovand. Voy banda, agar sen farzanding haqida, ularni rizq haqida tashvish qilayotgan bo'lsang, bilib qo'ygin, ularni ham seni yaratgan Robbimiz yaratgan. Lekin bu foydalanish o'zgalarning haqlarini poymol bo'lishi hisobiga bo'lmasligi kerak. Hammani rizqi alohida, hammani nasibasi alohida. Bir-biriga chalkashtirib yormagan, ja u yoqda hisob-kitob to'g'ri ketadi. Rizqni haloldan topib yeyish va o'zgalarning haqqidan xazar qilish dinimizda ibodat darajasiga ko'tarilgan. Nafaqat ibodat, u hukm hisoblanadi. Birovni rizqi, birovni nasibasi u unikidir. Buni olsa ham bo'ladi, o'zlashtirib olsa ham bo'ladi. Bu mumkin degan odam to'rmasabda dindan chiqib ketadi. Halol haromni halol deb bo'lmaydi, halolni harom deb bo'lmaydi. Birovni haqqi u birovni haqqi. Shuni belgilashni, shundan qochishni otini hazar deydi. Hazar degani qochish degani. Esinglardami? Ota bu aytardi, balodan hazar deb. Alloh taboraka va taolo bandalarini o'zi halol qilib bergan narsalarni yeb ichga buyurib shundoq deydi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين يا odamlar yerdagi halol pok narsalardan tanavvul eting. Ey odamlar, yerdagi halol ne'matlardan tanavvul eting. Va shaytonning izlariga ergashmang. Otaramazlar. Ana shu Ismoil Haqqi hazratlarining Ruhul Bayon kitoblarida yana bir qancha tafsir kitoblarida shaytonning xususiyatlari haqida sharh berilgan joyda shunday gaplarni gapirilgan. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شر ما خلق تعرف ده مزمون ده يعني بو حضرت رسول صلى الله عليه وسلم نين دعالر در اللهم اوزين يراتكن مخلوق لرنين يمال لگدن پناه سوريمن ديگن بو رسول الله عن دعالر يكن بو اعتبارينز اچون فكرينز اچون كيچ قرن كم شنو اخسا ارتلب كچه چيان تيميدي بلا ارميدي ديگنلر Ana hasharotlarni ichida qolib ketsak, chayon chaqadigan, ilon chaqadigan joylarda qolib ketsak, shu duo o'qilar ekan. A'udhu bi kalimatillahi tamma min kulli sharri ma xalaq. Shetda yozyapti. Va birodarlar, chayonni chayon qilgan Robbim emasmi? Ilonni ilon qilgan Robbim emasmi? Shaytonni shayton qilgan ham Robbimiz. Allohim tabarak va taolo aytyapti, "O bandalar, shaytonni yo'liga ergashmanglar." Unga men o'zim iqtidor berganman, bandani kuchi yetmaydi. Onangni palon qilay shayton deb so'kib bo'lmaydi. U bilan biz kurashishga kuchimiz yetmaydi. Shuning uchun boshidan a'udhu billah bilan boshlaymiz. Allohim senga yolboramiz, sig'inamiz. Va bandalar,
şeytanın izinden yürümeyler. Elbette o sizlerge anık düşmendir. Hiç kaçan dost bulmaydı. Bunun ilacı yok. Uşba ayayı kerimede şeytanın izlerden ergeşiş halal pak rızklarını yişge zıt kılıp koyulmakta. Bu da yani halal rızktan rızklenin, pak rızklardan rızklenin deyip durup evvelen meytkemiz, hazıra meytemiz Kur'an diyem var, hadis diyem kegen, umumen nütk diyem kuduşunda mutadat deydi. Bir nersanı çüntürüş için onu karşısındaki nersanı keltiredi. Antonyumunu keltiredi. Vey bendeler, Allah tebarek ve teala'nı halal rızkıdan tenevvül etin deyip durup onu ziddi de şeytanını izige ergeçmen, şeytanını yolge ergeçmen demek. Halol rızkı ergeçmeslik, halol rızkı intilmeslik, halolunu mücellemeslik, şeytanlı yolu da ekellikige delil eken. Bundan murat, şeytanlı ergeçken adamlar halollik yoldan yura olmaydılar. Bunun ilacı yok, iki kere iki tur. Otken salihlerden Sahl ibn Abdullah rahmetullah aleyhi eytediler. Necat üç nersededir. Halal yiyiş, farzlarını eda etiş, Nebi aleyhissalatu vesselam'a ergeşiş. Bu uluğlarının fikri. Halal yiyiş. Halal yiyiş, pak yiyiş. Farzlarına ergeşiş. Allah tebarek ve teala'nın fermanını mahkem tutuş. Peygamberimizge ergeşiş. Necat meneş etti. Başka şeyde yok dedi. Bu uluğların, azlarının fikri bu. Kur'an-ı Kerim'in başka ayeti de ise Allah tebarek ve teala şundayın merhamet etedi. Eûzu billahi mineşşeytanirracim ve la te'kulû emvâlekum beynekum bilbâtıl. Mal ve boyliklerinizni ortalaringizda batıl yollar bilen yemenler ey bendeler. Mal mülklerinizni ortalaringizda batıl, nahak yollar bilen yemenler. Namunasip yollar bilen yemeyler. Ticaret o münasip. Aldım, sattım. Ziraat, ekin tekin o münasip. Sanaat, işlep çıkarış o münasip. Ey namunasip yollar bilen yemeyler, aldav yol bilen yemeyler, batıl yol bilen yemeyler. En çiziyor dedik o, skemaçı diyen nerse çıktı. Dekkan diyen ne bilerdik, temirçi diyen ne bilerdik, ticaretçi diyen ne bilerdik, bozçı diyen ne bilerdik, çinliçi diyen ne bilerdik, endi skemaçı. Brother, ona gebilerdi gebilmen. Skemaçı diyen kastni o'zi mavjud emas. U ham botilga kiradi. Birovni yoki davlatni, mulkini shunaqa rejalar bilan o'zlash haromga kiradi bu. Mumkin emas bu. Molni botil yo'llar bilan yeyishga sutxo'rlik, poraxo'rlik, aldamchilik, narxini sun'iy tarzda oshirishlik, o'g'irlik, firibgarlik, tavlamachilik kabi yo'llar bilan mol topish kiradi. Qaytadan o'qiyman. Qandoq yozilgan bo'lsa, qandoq yuborilgan bo'lsa, shundoq talqin qilamiz. Sutxo'rlik, poraxo'rlik, aldamchilik, narxini sun'iy tarzda oshirishlik, o'g'irlik, firibgarlik, tavlamachilik kabilar kiradi. Botil yo'l bilan ishga kiradi shu. Halol luqmaning ahamiyati va haromdan topilgan mol-mulkning zarari borasida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarda bor deb aytganlar. Hadis ma'nosini o'qiyman vaqt e'tiboriga ko'ra. Hazrati Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat etadilar.
Elbette Allah tebarek ve teala paktır ve o pak nerselerini yine kabul kıladı. Allah tebarek ve teala paktır. Pak nerselerini yine kabul etedi. Şu anda bir nerseni etmezsiniz. Allah'ın beytine nerse opkeledi. Allah razı olsun onlardan. İhlas bilen bir yaxşı bir niyetler bilen opkeledi. Lekin doğru düşünüyorlar. Mescidde o nerseni kabul kılıyorken adam bir narsa bo'ynida turadi. Bu nimadan deyishi bo'ynida turadi. Shu savolni berish kerak. Akaxon, otaxon, birodar, bu nimadan? Ya qor aka, men taxtachiman, men temirchiman, men tijoratchiman, men dehqonman. Desa, shu olib kelayotgan narsasi qabul qilinadi. Ya bu qimordan cho'tal, poradan andoq, bunda u narsa qabul qilinmaydi. Aldasachi, aldasa o'zini bo'ynida qoladi. Bir madde aytish kerak. Bu nimadan deyish kerak? Jahli chiqib ketyapti. Jahling chiqmasin birodar. Bu savolni hammaga beramiz. Allohning baytiga, nafaqat Allohning baytiga. Harom topilgan narsani sadaqa qilib bo'lmaydi. Allohning baytiga umuman ishlatib bo'lmaydi. Tibyon tafsirida aytadi. Haromdan topilgan narsani sadaqa etishlik qo'lni sidikka yuvgan bilan barobar degan. Odam qo'lini bavulga yuvadimi? Qo'lni yuvishdan maqsadi nima edi? Uni pok qilish emasmidi? Sadaqa qilishdan maqsadi nima edi? Allohning roziligini topish emasmidi? Va birodarlar, haromdan sadaqa qilib bo'lmasa ham uni bitta yo'li bor ekan. Ulamo aytganki, kitoblarda suvga oqizgandan, yoqib yuborgandan, axlatga tashlagandan ko'ra o'sha molni evaziga odamlar umum foydalanadigan narsa qilib qo'yish ma'qul, savobidan umid qilmagan holda degan. Qutulish maqsadida yoqqandan ko'ra, suvga tashlagandan ko'ra, ko'mib yuborgandan ko'ra. Masalan, odam foydalanadigan hojatxona qurish, odamlar kutib o'tiradigan bir avtobus bekatlarini qurib qo'yish, yo'llarni tashkil qilib qo'yish, o'shanda ham aytar ekanki, Allohim buni savobini ber demas ekan. Allohim meni gunohimni kechirgin, shundan qutulay der ekan. Uni hukmi shu, boshqa hukmi yo'q uni. Nima qilmoqsan, birodar, birovni aldab? O'ylayaptiki, men birovni aldayman, sadaqa qilib yuboraman shu bilan rachot, unaqa emas. Hamma yoqda harom qiladi, hamma yoqda har ish qiladi. Kitoblardagi qattiq aytgan, harom harom bilan barpo bo'lgan binoni tagida duo ijobat bo'lmaydi degan. Mana gap nimada? Esinglardami? Hazrat Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yoshlari 35 ga kirganlarda xonai Ka'bani yangilaydigan bo'lishdi. Mana shu voqea esinglardami? Mana Alixon to'ram Sog'uniy hazratlarini Tarixi Muhammadiyya kitobini o'qisangiz, nihoyatda go'zal keltirganlar. Mahmud Qozonchi hazratlari ham zo'r keltirganlar. Bir o'qing o'sha joylarini. Aytadiki, hali islom kelgan emas, hali Rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib chiqqanlari yo'q, hali Qur'on nozil bo'lgan emas. Bütün Qurayshni kattalari aytadiki, birodarlar deydi. Faqat haloldan topgan narsamizni ishlatamiz Ka'baga deydi. Zinodan, xamirdan, aroqdan, sutxo'rlikdan, yana boshqa narsalardan topilgan narsalarni ishlatish mumkin emas deb e'lon qilinadi. Shunda hozirgi Ka'bani hajmiga darajadadalik pul toplanib o'shani o'zinigina ko'tarishadi. Ani xatim degan joyi bormi? Hazrati Ibrohim alayhisalotu vasallamning zamonlaridan qolgan poydevor. O'shanga pul yetmaganligidan shunaqa bo'lib qolgan. Butun insoniyatga, ummatga bu ibrat bo'lsin bu. Ya Abu Jahl qurvaror demapti. Kofir ham hazar qilgan ekan, kofir ham. Qanaqa yeysan birovni molini? Yeb ketib yana shita aytsamish, topagan gapini qara harommi? Aytib qo'yay, bu kitobda aytilgan masala, haromga rozi bo'lgan odam harom bilan barobardir. Shunga rozi bo'lgan, ishlab turgan, yonida turgan, shuni qo'llab-quvvatlagan odam o'sha bilan barobardir. Uni yonida turma birodar. Dar haqiqat.
Allah tebarek ve teala peygamberlerge buyurgan nerselerini müminlerge hem buyurgan. Ötken peygamberlerimizge buyurulgan nerseler müminlerge buyurulgan. O eytedi ki, ey peygamberler, pak taamlerden tenevvül etin ve ezgü işlerini kılın. Ey Allah'ın nebileri, ey Allah'ın peygamberleri pak nerselerden yiyin. Ezgü işlerge sarf etin. Oşange yönelin, oşange amel kılın. Ey iman keltirgenler, sizlerge biz rızk kılıp bergen pakize nerselerden yiyinler. Şundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi hakkında eytediler. O uzak hac seferine çıkıp saç sakalları tozgıp çenge batken halde iki kolunu asmanga kotarıp ey Rabbim. Biteyi gel şimdi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadis ettiğinden peytlerine sapkı alışı doğru geledi. Saçları tozgıgen, çengigen, çölde, biyabanda kagen kimse hakkıda. Hacge ketiyetken kimsenin tasvirleri yaptılar. Elbette o peytte samaliyatı bulmagen. Payız bulmagen. Alo alo bulmagen. Hem oşa çölde yürgen, çengde yürgen, başka da yürgen. Oşa halat tasvirlerini yaptı. Hacge ketiyetip, meşakkatta kalıp, çengkap, saç sakalları tozgıp, kolunu Allah'a kotarıp nida kılışını peygamberimiz tasvirle yaptılar. İşlemiz. Ey Rabbim dedi. Ey Rabbim meşakkatta kogan hacge ketiyetken adam ey Rabbim de müracaat kıladı. Vahalen ki yegeni haram, içgeni haram, kiygeni haram, haramdan azıklengen, kayırdan hem duası icabet olsun dediler. Ne diyeyim burada? Hacge bar gelip reşit kılaman diysem mi? Hacge bar gelip hemmesini keçirtir var hemen diysem mi? Yok. Demek Müslüman kişi halal kasb kılışı bilen birge özgenin hakkıdan huddi davzaktan çüşten korkkanı kebi korkuşu zarurdur. Bura onun hakkından korkuş gerek. Yemeslik başka nerse, içmeslik başka nerse, korkuş gerek. Haramdan hazar kılıç türlü kesb ve sahalarda hizmet kılıyetkenlerge tekişliktir. Halallik degende yakka şahslar ortasındaki muamelelerini düşüngenimiz kabi şahslar ve amma ortasındaki ahlaklarını hem düşünemiz. O da ikide adam ortasındaki halallik bulgeni kabi cemiyetkeyem, hükümetkeyem, raiyyetkeyem, koşni devletlergeyem, hemmege haşaratke, nebatatke, hemmesige halallik kılıçını düşünemiz. Ularını, rızkını, nasibesine kol uzatmasını düşünemiz, ondan hazar kılışını düşünemiz. Halallik degende yakka şahsları ortasındaki muamelelerini düşüngenimiz gibi şahslar ve umma ortasındaki ahlakını hem düşünemiz. Hadis-i şerifte ammanın hakkını yiyişini hem İşten hem hazar kılış kerekliğe engletilgen. Bir tek kişinikini yiyiş, bir tek kişinikini yiyiş. Lekin ammenik için, ammenik, cemiyetlik için. Menette kariyelerimiz var, bunlar pensiye aladı, bunlar ne kişi? Vayaki yetmegen ballar ne kişi? Hadis-i şerifte ammanın hakkını yiyişten hem hazar kılış gerekliliği engletilgen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şundan merhamet etediler. Hadisinin manasını okuyayım ben.
Elbette bazı kişiler Allah tebarek ve teala'nın malıge nahak şongiydiler. Yani olediler. Kıyamet günü de ularga davzak azabı var. İmam el-Bukhari rivayetleri. Bu hadisi şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı adamlar devlet mülkü yani halk mülkünü talan taraş kılışken aşık kişinin beyan kılmaktalar. Neticede rece kılgen işlerge yeterlik meblağlar yetip bormaydı. Oşa sahalar aksay başlaydı. Bahçeler, mektepler, yol kuruluşlar, kariyelerin pensiyası, ballarını, oşa haramını neticesi şuna kadar öyledi, yetip bormaydı. Bazıları devlet hesabından kılınadigan hayırlık işlerge ketadigan mablağlarını yolg'ondan ko'paytirib yozishga harakat qiladilar. Qanaqa yozilayotgan bo'lsa shunaqa o'qiyapman. Bu yerda o'zidan narsa qo'shish yo'q. Ba'zilari davlat hisobidan qilinadigan xayrlik ishlarga ketadigan mablag'larni yolg'ondan ko'paytirib yozishga harakat qiladilar. Vaholanki bu bilan ular ko'pchilikning molini yegan bo'ladilar. Buning jazosi esa oxiratda davzax azobi ekani hadisi sharifda bayon etilmoqda. Kishini haqqi, bitta odamni haqqi, kishini haqqi ekan, jamiyatni haqqi, Allohning haqqi ekan. Jamiyatning ichidagi halol, pokiza odamlar ishonchli odamlar tarixda ustun bo'lib qoladi. Tarixda qolishga harakat qilma birodar. Tarixda qolaman desang, o'zing bilasan, lekin halol pokilar ularni tarix yodlaydi. Hozirgi qarshidagi Hojayi Jarroh degan ziyoratgoh bor. Mumkin ichimizda borganlarimiz bordir. Bu odam tipik shaxs, bor bo'lgan odam. Asl ismlari Abu Ubayda ibn Jarroh radhiyallohu anhu. Hazrati payg'ambarimizning sahobalaridan bu kishi. Tiriklik davrida jannatga bashorat etilgan 10 tadan bittasi mana shu odam. 10 tadan bittasi. Nega bu odam bunaqa? Nega bunaqa odam bu? Nima buni nimasi shohlari bormidi bu odamni? Hazrati payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat etadilar. Li kulli ummatin aminan va amina ummati Abu Ubayda ibn Jarroh degan ekanlar. Har bir ummatni ishonchlik odami bo'ladi. Mening ummatimning ishonchlik odami Abu Ubayda ibn Jarroh degan ekanlar. Bu odam jamiyatni mulkini saqlar ekan. Odamlar bergan zakotini, odamlar bergan nazr niyozini boshqarar ekan. Bu odam halol odam ekan. Amir Temur hazratlari hozirgi Baysonga borganlarida, Iordaniyaga borganlarida, hozir bu odam Iordaniyada ko'milganlar, Bayson degan joyda. Alloh rahmat qilsin hazrat ustozini professor Ubaydulloh Ubatov hazrat aytardilar. Borib ko'rganman, Abu Ubayda ibn Jarrohni ziyorat qilganman deb suratlarini ham ko'rsatgan yerlari bor. Xullas, Amir Temur borganlarda, Baysonga borganlarda, Iordaniyaga borganlarda. Shundoq ulug' odam bu joyda yotar ekan. Shoyat shu odamni hokini men ham o'zim yurtimga olib ketsam-u, meni yurtimda baraka bo'lsin deb olib kelgan ekanlar, tuprog'ini ko'tarib. Shuning uchun Hoji Jarroh degan ziyoratgoh paydo bo'lib qolgan ekan. Mo'min, o'ylasang halollikni o'ylagin. Hazar qilsang, birovni haqidan hazar qilgin. Jamiyatni haqidan hazar qilgin. At-ta'omul ham haromga mansubdir. Ta'omul degani birga ishlash. Harom bilan birga ishlash ham harom bilan barobardir. U bilan birga ishlanmaydi. Bilib qolsang, sezib qolsang. Davlatnikini o'g'irlayotganini, o'marayotganini bilib qolsang, qoch etdan, orqangga qarama. Qaytib salom ham berma. Qaytib ham kelma u joyga. Etda yaxshilik yo'q.
Qaytadan aytamiz. Kishini haqqi bandani haqqi deyilar ekan. Jamiyatni haqqi Allohning haqqi deyilar ekan. Bir Sovet davrida bir dehqon o'sha paytda uzum ekar ekan, bog' qilar ekan, o'sha davlatga topshirar ekan. Skelet der ekan, o'sha skeletdan müdür o'tirar ekan. Kerak qilsa aholi o'sha skeletga pulini berib, o'sha narsani olib ketishi mumkin ekan. Xolos hali dehqon kelib, o'zi uzum ekkan. Noyabr, shunaqa dekabr oylarimish. Kech kuz, qishni ilk kunlarimish. Haligi skelet müdiriga borib 17 rubl beribdi. Mana uni olib shu 3 yashik uzum bersangiz. Ye palonchaga qizg'imsiz, ye uzumni tugab ketganiga 3 oy bo'ldi. O'zingiz uzum ekkansiz-ku, men qattiq beraman sizga uzum yo'q bu yerda. Siz olavering 3 yashik uzum yozib beravering. Ey palonchaga uzum qolmagan, o'zingiz ekkansiz-ku uzumni 3 oy bo'lgan tugaganiga qattiq beraman men sizga uzumni. Siz mana shuni yozib bering 3 yashik uzum. Ha, xo'p, qo'ymadingiz deb olib, pulini olib 3 yashik uzum yozib berdim. Mana qog'ozda. Ha, bo'ldi endi. Buni pulini berganim, navaralar kelib uzumga tarmashib yeganlarini haqini berib ketyapman dermish. O'zi dehqon, navaralari kelganda haligi uzumga olib davlatnikidan shuni halolini, shuni ro'ya qilyapti haligi. Haligi navaralarim olib bitta yarimta yeganini haqini ado qilib ketyapman degan ekan. Mana nima uchun din saqlanib qolgan O'zbekistonda? Birovni haqini yeb, davlatni haqini yeb, qo'ygan soqolni o'ragan sallani foydasi yo'q. Qilgan hajni foydasi yo'q. Bergan zakotni foydasi yo'q, qurgan masjidni foydasi yo'q. Qatga ketyapmiz jamiyat. Eng asosiy masala ekan birovni haqidan, jamiyatni haqidan hazar qilishlik. Albatta ba'zi kishilar Alloh taboraka va taoloning moliga nohaq sho'ng'idilar. Alloh taboraka va taoloning moliga nohaq sho'ng'idilar, jamiyatni moliga qo'l uzatadilar. Qiyomat kuniga qiyomat kunida ularga dozaq azobi bordir. Hazrat Imom al-Buxoriy rivoyatlari. Bu hadisi sharifda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ba'zi odamlar davlat mulki, ya'ni xalq mulkini talon-taroj qilishga oshiqishi bayon qilinmoqda. Natijada reja qilingan ishlarga yetarli mablag'lar yetib bormaydi. O'sha sohalar oqsay boshlaydi. Ba'zilar davlat hisobidan qilinadigan xayrli ishlarga ketadigan mablag'larni yolg'ondan ko'paytirib yoshga harakat qiladilar. Beripis deydi, qo'shib yozish deydi. Atkat deydi, davlat mulkini talon-taroj qiladi. Uni bilgan odam u bilan ishlashi ham harom, mumkin emas. Xulosa shuki, muhtaram azizlar, musulmonchilikda, islom yo'lida birovni haqidan hazar qilish vojib farz ekan. U bir, ikkinchisi, jamiyat haqidan ham hazar qilish vojib ekan. Kishini haqqiga ham yeyishga rozi bo'lmasligimiz kerak ekan, jamiyatni mulkini ham yeyishga rozi bo'lmasligimiz kerak ekan. Mana shunaqa masalalar kelgan ekan, shu katta chiroyli, muhim, katta masalalarni bergan. Inshaalloh yana o'rni bilan, navbati bilan bu masalaga qaytajakmiz. Allohim shu mavzularni bizga yuborgan ulamoni dunyosini, oxiratini obod etgin. Qo'llarimizni bir duolarga ko'taraylik. Amin. Allohim tun mo'min musulmon to'planib alhamdulillah ibodatlarga taatlarga keldik alhamdulillah. Iloha Allohim taatlarimiz ibodatlarimizni bizdan ijobat qabul etgin. Allohim mushkullarimizni oson etgin. Hojatlarimizni ravo etgin. Dardlarimizga davo bergin. Ayniqsa bu shifoxonada amaliyot o'tkazayotgan o'g'lon qizlarni, amaliyot o'tkazayotgan ota-onalarni, amaliyot o'tkazayotgan yigit kelinlarni Allohim dardlarga davo, ranglarga shifo bergin. Iloho operatsiyalardan eson-omonlik chiqib olsinlar. Doktorlarga ham Alloh quvvat bergin.
Doktorlarga ham Allohim madad bergin. Doktorlarni ham ilmlarini Allohim ziyoda qilgin. İlaha başlarga müşkül çüken, qarzdor bo'lgan birodarlarimizga najot bergin. Uzoq o'lkalarda yurgan birodarlarimiz esalomon uylarga kesinlar. İlaha parvardigorim başlarga müşküller çüken, başlarda mahkeme işleri alıp barlayotgan birodarlarimizga Allohim müşkülleri oson bo'lsin. Hacatları reva bo'lsin. Allohim baytinga xizmat qilayotgan otaxonlar, onaxonlar, akaxon, opaxonlar hammalaridan nazrlarini qabul etgin, ijobat qilgin. Dunyolari, oxiratlari uchun zahira etgin. O'ylagan niyatlarini Allohim oshig'i bilan bergin. Bu kecha qozi domlalarim respublikamizdan mutaxassislar kelib, talaygina ko'rsatmalar, talaygina maslahatlar bo'lgan yaxshi bir mo'min musulmonning foydasi uchun Allohim ularni ham panohingda asrab qo'ygin. İlaha vatanımızı tinçliğini yolda, hatırcamliğini yolda ve biraderler siz biz ibadet kıyatımız elhamdülillah. Beş vakit namazdamız, kuruluştamız, uyabıyor. Lekin ular vatanını korulup durup da, anı soğuk, mıltığını kuşağla yatıp tükeceğiz bile. İlaha perverdik ağrım, o şey vatanımızı pasballarını yiyen panahinde eslep koygun. Vatanımızdaki tinçlikini, asa iştelikini berdavam etkin. Nametlerinden yiyip içip, uzinge şükür keltirişini. Nasip etkin, Allah'ım günahlarımızı keçirgin. Birovni haqqidan hazar qilishni, cemiyet haqqidan hazar qilishni, barchamizga nasip etkin. Yana o'zimizdan, farzandlarimizdan birovni haqqiga tajovuz qiladiganlar chiqmasin. Allah'ım solihlar tug'ulsin, solihalar tug'ulsin. Bu birodarlarimizni boshlariga musibatlar tushdi. Allah'ım iloha musibatlarda Allah'ım o'zing sabr bergin. Bu yaş balakaylar hazır hemmege ilge kegen toy bolup, bana ona kange bir keselliler tarqamakta. Hudaya uzin sabır verip, uzin şifa vergin. Vatanımız tinç bosun, yurtımız abad bosun. Allah'ım, bizge dünyanın yakşiliklerini vergin. Ahiretini yakşiliklerini vergin. Kıyametinin azabıdan sahlegin. Ve sallallahumma ala seyyidina ve mevlana Muhammedin. بفضلك وكرمك برحمتك يا أرحم الراحمين.